İyi akşamlar İskele Sancağı, hoş geldiniz. Artık deyim yerinde ise yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Takriben 30 saat sonra 54 milyona yakın seçmen sandık başına gidecek ve oylarını kullanacak. 7 Haziran seçimlerine çok kısa bir süre kaldı. Seçim öncesi son yayınımızı, son İskele Sancağı yapıyoruz. Ve bu son İskele Sancak yayınında, seçim öncesi son İskele Sancak yayınında Sayın Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Başkan. İyi yayınlar diliyorum. Kıyafette bir devrim yaptınız. Bu seçimlerde sizi İstanbul ilçelerini dolaşırken de böyle yine yelekle gördük. Sayın Başbakan'la mitingde, otobüs üstünde. Ne dersiniz? Bu tarz giyinişi yerel yönetim seçimlerinde de 2014 Mart'ta da yapmıştım. Daha rahat hareket etsin. Yani ceketsiz olmadığı, gömlekle, yalnız ceket, takım falan derken böyle çok daha rahat hareket edebilme imkanı, daha rahat olduğumu çok gördüm. Çok şık ama yakıştığını söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. Tabii şu güzel olan, yani bir kere kendinizi rahat hissetmeniz, hangi kıyafet olursa rahat hissediyorsunuz. Evet, en önemlisi o. Şimdi efendim, Sayın Başbakan İstanbul'a geldi. Deyim yerinde ise biraz da vites yükseltti. Siz de birlikteydiniz. 2 günde 17 ilçeyi gezdiniz. 18 ilçe, 18 ilçe, 17 miting. 17 miting yaptınız. Nasıl bir atmosfer var? Meydanların havası nasıl? Sizin gözlemleriniz nedir? Şunu söyleyebilirim. 42 yılı aşkındır siyasette olan birisi olarak. Tabii her geçen dönemde algılar değişiyor, beklentiler değişiyor ve kentin, tabii ki ülkenin yönetimine talip olanların söylemlerinde bir takım farklı şeyler ortaya çıkabiliyor, argümanlar kullanabiliyorlar. Tabii önemli olan, sayılı saatlerden bahsettiniz, önemli olan devletin bekası, ülkenin geleceğidir. Evet. Makam, mevkiler, şahıslar. Geçeceğiz. Dönemler bitiyor. Yeni dönemler başlıyor. Yeni hükümet, yeni başkanlar, yeni hükümetler olabiliyor. Geçmişte de oldu. Bütün siyasilerin ve bizim ve yurttaşlarımızın temennimiz, beklentimiz şu olmalı. Ülkenin geleceğinin iyi olması, çocuklarımız, evlatlarımız ve nesillerimiz, gelecek kuşaklarımız için gurur duydukları bir Türkiye'yi nasıl oluşturabiliriz? Bu olması lazım. Bunu değerlendirmek lazım. Kısır çekişmeler, ideolojik kavgalar, söylemlerle yarışlar olmaması lazım. Benim gönlümden geçen. Tabii ki aklı selim hakim olsun. Burada sağlıklı düşünülsün. İdeolojik takıntılar, saplantılarla değil, taraftarlıkla, bağnaz bir taraftarlıkla değil, gerçekten geleceği oylanıyorsa Türkiye'nin, geleceğe emanet edilecekse, yarınlar için karar vereceksek bu bağlamda bakmak lazım. Ve bu ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum özellikle. Tabii şunu da ben ilave etmek isterim. Mutlaka sandık başına gidilmesi lazım. Herkesin. Yani muhalefete de oy verecekse veya bir başka partiye. Yarın oyunun karşılığında sorgulama hakkı elde etmek adına söylüyorum. Yani hiç oya vermemişsiniz, sandığa gitmemişsiniz. Yönetimi eleştirme hakkınız olmaz veya muhalefeti eleştirme hakkınız olmaz. Doğru düz muhalefet yapamıyorlar, şu olur bu. Yani mutlaka bir siyasi tercihini, bunu yaparken de gönlümden geçeni samimi olarak söyleyeceğim. Bir parti taraftarlığı veya taraf olduğum partinin iktidar olmasından dolayı söylemiyorum. Samimi olarak söylüyorum. Yani bağnaz bir partilicilik değil, olmaması lazım dedim. Kararını sandığa gittiği zaman, sandık öncesi verecekse bir insan, geçmişe bakar. Ve bu konudaki siyasi partilerin güvenilirliklerine bakar. Hangisi ne kadar yürüyebilir? Bu ülke nereye taşınabilir? Geçmiş neydi? Daha önceki yönetimlerdeki durumları neydi? Yönetimlerde oldukları zaman veya varsa ne yaptılar, ne yapabilebilir? Çünkü geleceğini vereceğiniz yarınlar. Yarının Türkiye'si. Hep şunu söylüyoruz, bilinen bir şeydir, beylik söz belki. Vekalet verirken avukatınızı ararken bile sizi satmayacak birisini bulursunuz veya bir emaneti yolda yok etmeyecek kişiye verirsiniz ama Türkiye'nin geleceğini, vekalet veriliyor. Hazinelerini, geleceğini, kendi geleceğinizi, çocuklarınızın geleceğini vereceksiniz. Bu arada bağnaz bir siyasi parti taraftarlığı yapılamaz. Oturup bakmak lazım. Biz de yanlış yaptığımız zaman bize de dur denmesi lazım. Şunu hiç kabullenemiyorum ve doğru görmüyorum. Hangi parti olursa olsun
filan bölge, filan ilçe, filan il veya bölgeler filan partinin kaleleridir. Bu yanlış bir şey. Yani kimin oyunu kim garanti? Yani böyle bir şey olmaması. İrademiz ipotekli mi bizim? Sandığın şakası yoktur diye bir söz var. Tabii yani orada demokratik bir seçim esasında ve ileri ülkelerde bu dönem filan partiyi destekler, gelecek dönem başka partiyi destekler, bakar, ölçer, biçer, söylemlerine bakar, ayakları yere basıyor mu, hayal mi, ideal mi, gerçek mi, piyasa şartlarıyla örtüşüyor mu, ülkenin şartlarıyla örtüşüyor mu, bunu. Bu şimdi çok şeyler söylendi, artık söz milletin, halkımız inşallah hayırlı bir karar verirler. Ben şunu da ilave etmek isterim, milletimizin o gönül terazisini çok önemsiyoruz ve hep bugüne kadar çok hassas tartılar yaptı. Geçmiş dönemlerde gördük. Her daim bu teraziyi çok doğru tuttu. Ne kadar neler olursa olsun. Onun için bir sahalara gittiğimiz zaman ilk zamanlarda belki seçimden bir ay öncesine hatta 15 gün kalıncaya kadar dönemde bir ikilemler vardı. Biraz tereddütler vardı acaba filan diye ama ondan sonra kararlar netleşmeye başladı. Gerçekler, söylemlerin ne kadar doğru, ne kadar sonuca gidip gidemeyeceği ve bu söylemlerin afaki olup yani bir hayal mahsulü mü, gerçekten gerçekleşebilir mi? Bunlar vatandaş gayet iyi ölçüyor. Evet, şunu da söyleyeyim, Anadolu insanlarımız, vatandaşlarımız gerçekten siyasetçiden çok daha fazla siyaseti biliyorlar. Çok yakın takip ediyorlar. Kimin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Bir çok okumadan, çok takip etmeden bir irfane bir bakışı Anadolu'nun her zaman olmuştur. Bir de her seçimin bir dersi de aslında değil mi? Her seçim bir derstir. Siyaset açısından, siyaset bilimi açısından, siyasetle ilgilenenler açısından burada da bu sonuçlar da bir takım dersler almaya müsait olacak. Şu olması lazım esasında, ben kendi kişisel hayatımda da öyleyim. Eğer sonuç itibariyle beklemediğiniz bir sonuca gitmişseniz, yani kendi kişisel hayatınızda da bu, ticari hayatınızda da, nerede hata yaptığımı diyebiliyorsanız, erdemlilik orada. Evet. Nerede eksik yaptık? Kusurumuz nerede? Bunu söyleyebilmek lazım. Evet. Siyasi partiler de bunu gözden geçirecek. Ya biz bu kadar bir takım manipülasyonlar veya bilmem şu kadar çevreler, şu kadar etkileme alanlarına rağmen bu sonuç böyle oluyorsa, niye? Nerede hata yapıyoruz? Evet. Ya milletin dilinden anlamıyoruz veya söylemlerimizde bir şeylikler var. Çok uçuyoruz, kaçıyoruz falan diye. Genel siyaset için söylüyorsunuz. Esasında bu zaten şu demektir, genel siyaset için bu şu demektir. Oy çok kutsal demokrasilerde. Oyun gücünü vatandaş kullandığı zaman tüm siyasi partileri hizaya getirebilir, şekillendirebilir. Bana karşı dürüst ol diyebilir. Oyuyla bak, ben senin partini belki sempatim var ama bu tarzdaki tarzın benim bu tarzını beğenmiyorum deyip oylarıyla bunu dengeleyebilir vatandaş. En büyük gücü oylarıdır. Peki Sayın Başkan, yani İstanbul'da epeyce miting yaptınız. İşte bir günde 18 ilçeye gidip 17 miting yaptınız. Mesaj nedir? Meydanların verdiği mesaj, önceki seçimlerle karşılaştırdığınızda nasıl bir atmosfer var? Burada o aldığınız mesaj, bir nevi seçimin şifresi, bir istikrar devam etsin, koalisyonlar gelmesin bu yönde mi? Yoksa bir AK Parti'ye bir ders vereceğiz havası var mı meydanda? Şunu gözlemledim, yani takip ettiğim, gördüğüm geçmişten beri de bir yerel yönetici olarak da halkla çok yakın temasta olan konumda olmamı sebebiyle şunu gördüm. Vatandaş her şeyin farkında. Şunu istemiyor, yani bugün geldiği noktayı kaybetmek istemiyor. Bir kere bu kesin. Bunu hissediyorsunuz, görüyorsunuz. Bir kez gerçek daha şu, artık dünyadaki bütün olan biteni anında insanlar görebiliyorlar, bilgi edinebiliyorlar. Yani kimseye hiçbir şey, gizli kapaklı hiçbir şey, yani kapalı kapılar ardında hiçbir şey kalmıyor. Her şey ortaya çıkıyor. Bu da bir gerçek. Hele bugünkü internetin küçüklüğü dünyada yaşıyoruz. Bir başka yerlerdeki kazanımları beklentiler olarak bekliyor. Diyor ki, o bende niye yok? Niye bir an önce olmuyor? Niye bu yok? Niye yok? Hani geçmişte çok daha itiraz edilmeyen bir yaşam vardı. Belki şehirlerde yani susuzluk vardı. Ama haftada bir gün su verilse yeter deniyordu. Yeter ki biz bir haftada bir gün düzenli su gelsin. Kapkacağımı doldururum, depomu doldururum diyorlardı. Şimdi onu demiyor, daha fazla şeyler söylüyor. Evet. Bir bu.
Yani beklentileri yükseldi. Çıta yükseldi. Bunu sorgulayabiliyor. İki, istikrarın bozulmasını istemiyor. Yani bunu derken belki izleyenlerden muhalefet parti veya diğer partilerden işte yani AK Parti mi tarifliyor değil. Samimi olarak söylüyorum. Ben de şahsen kendi aile hayatımda, iş hayatımda ve belediye başkanımda istikrarın bozulmasını istemem ki. İstikrarın bozulduğu zaman neler olabileceğini biz yaşadık, bunu biliyoruz. Yunanistan yaşıyor, görüyoruz. İspanya yaşıyor, görüyoruz. İtalya yaşıyor, görüyoruz. İstikrarsız bir yönetimlerin getirdiği sonuçları dünyada örnekleri var. Yani Türkiye'de istikrar bozulmuş. Tabii bozulduğu zaman yaşadık bunları biz. İstikrar bozulmasın. Bu istikrarın bozulması demek işte enflasyonların bilmem nereye tırmanması, işsizliğin artması demektir. Artı daha kötüsü etrafımızda 9 tane ülkede devlet otoritesi kalmamış durumda. Yani Orta Doğu'ya baktığımız zaman burada bir Türkiye'nin özel pozisyonu da herhalde dikkate alınıyordur. Siz tabii güçlü bir Türkiye olmak zorundasınız. Bu çevrenizdeki bunlar böyleyse, küçülen bir dünya varsa ki öyle, gelişen, teknolojiyle geliştiren bir dünya varsa, burada bizim sizin bir rekabet gücünüz, bir yarış gücünüz olması lazım. Siz de kalkıp insansız hava uçakları yapabiliyorsanız, dünyada bir yerlerde dikkate alınır hale gelirsiniz ve sizin bu şeyleriniz, faaliyetinizden dolayı mutlaka pertapsızın büyüteçin altındasınız. Helikopterinizi yapmışsınız. Uçak gemisi yapacağım diyorsunuz. $1 trilyon bütçeye erişen ancak uçak gemileri yapabiliyor. O seviyeye gelen bir Türkiye'yi oluşturmuşsunuz. Sayın Demirel'in 50 sente bir muhtaç dediği Türkiye yok artık. Veya Lüksemburg'dan $1 milyon bekleyen bir Türkiye yok artık. Türkiye IMF'e gerekirse borç vereyim diye veya talep edilen. Yani dış yardımları dünyada ikinci bir ülke haline gelmiş. Tangını yapmış. Savaş gemilerini yapıyor. Milgem'le. Yakın muharebe silahlarını dahi bulamıyordu Türkiye. Eğitim silahı alamıyordu neredeyse. Bir Kırıkkale vardı tabanca. Kırıkkale mi? Orada yani, işte tabanca falan yapıyor. Yani bir tabanca, tüfeğinizi bile, hani o şimdi markalarını söylemeyeceğim. Onları bile dışarıdan yardımla, hibeyle alıyoruz. Onu da size verirken şartlı. Şuradan şuralarda kullanabilsin. Burada bilmem ne. Başka yere götüremezsin. Ama şimdi Türkiye teknolojisini geliştirmiş. Bunları yapmış. Çok daha ilerisini uçağını yapmaya kalkıyor. Uçaklar yapmaya kalkıyor. İleri teknolojileri açılmış. Bu dünyada ne demektir? O pazar payına da giren bir Türkiye, pazar olmaktan çıktığı gibi kendi yakın coğrafyalarında etkileyecek, dünyayı etkileyecek bir ülke olarak çıkıyor. Bu nasıl olur? Güçlü bir yönetimle olur. Yani müflis bir tüccarın başarıya gitmesi mümkün değil ki. Koalisyon var, evet, hep kaybettirdi Türkiye'ye. Bir taraftan şunu söyleyenler de var. Yani bir Türkiye'de bir uzlaşma kültürü de çok böyle azaldı, geriledi. İşte koalisyon olursa belki tekrar bir uzlaşma kültürü güçlenir Türkiye'de falan diyenler de var. Ben onu kabul etmiyorum. Bakınız yani maalesef yani ne kadar sonra olur onu bilmiyorum. Koalisyonlar, Anadolu'da bir söz var. Çatal kazık yere batmaz diye. İşte bu doğru bir söz. Beylik bir söz. Çok doğru bir kitaplar yazarsınız bu söz etrafında. Biz Amerika Birleşik Devletleri'nin seçimlerini izledik. Sayın Obama'nın başkan oluşunu. İki ay sonra devir aldı hükümeti, yönetimi. İki ay sonra devir aldı. İki ay içerisinde briefingler aldı bütün birimlerden. Öğrendi. Ekibini kurdu, kadrosunu. Kasım'da seçiliyor, Ocak'ta geliyor. Bizde bakınız bir dernek, bakın hükümetleri, dernek bile kaybettiği zaman dernek yönetimini, bütçesini tam takır eder. Bir dahaki seçime bana tekrar dönebilsin diye yok eder, adeta bırakır. Orada devletin bekası, ülke menfaatleri ön planda olması gerekirken maalesef makam mevkiler ön plandadır. Ben diyenler ön plandadır. Benlik, egolar baskın çıkmıştır. Maalesef böyle bir Türkiye yaşıyoruz, yaşadık. Bunu gördük geçmişte. Yani şunu gönül istiyor, samimi olarak söylüyorum. Bugün yönetimde kimse bir il veya büyük şehirlerde herhangi bir siyasi partinin yönetimi veya iktidar başarılı bir iş yapıyorsa el hak doğrudur. Bu böyle güzel yaptılar, teşekkür ediyoruz diyebilmek erdemlilik. Ama yanlışını söylediğiniz zaman da gerçekten o ikaz etmek. Şöyle olsa şöyle yapmanız lazım diye. Ama kalkıp da bize İstanbul için
20 yıldan beri, şu kadar yıldan beri İstanbul'dalar, ne yaptılar ki dediği zaman bir muhalefet, hiç dikkate alınmaz. Bakmazsınız bile o kelimelere, o sözlere. Ne yaptılar ki dediğin zaman ne söyleyeceksin sonra? Hiçbir şey söylenmez. Böyle bir muhalefet bir ülke için, gelecek için bir destek olmaz. Yani orada ülkenin geleceği değil, partinin geleceği ön plana çıkmıştır. Parti menfaatleri ön plana çıkmıştır. Makam mevkileri ön plana çıkmıştır. Evet. Ben bir şey hatırlatmak yapıcı isterim. Muhalefet olması makam gerekiyor. Mevki deyince bir şey hatırlatmak isterim. Sayın Cumhurbaşkanımız partiyi kurduktan sonra seçime girilecekken listeden ismi çıkartıldı. Yasaklı hale getirildi. Hatırlarsınız. Tabii. Genel merkezde, partinin merkezinde bir ulusa bir sesle, yani bir konuşma yaptı. Ve ne dedi? Ya benim başbakan olmam, parlamentoya girmem hiç önemli değil. Benim ideallerimin iktidar olması, ülkemin bir yerlere taşınması. Burada benim makam, mevki. Bu, önemli olan bu. Ben yine bir televizyon programında veya bir toplantıda da bahsettim. Gerçekten benim gönlümden geçen, Türkiye'nin muasır medeniyetler üzerine çıkmış bir halde olması halinde veya bizim ideallerimizin Türkiye'nin bin yıllık tarihine yakışır tarzda güçlü bir Türkiye'nin çıkması olmasını başarılsaydı ben siyasette olmazdım şahsen. Ne işim vardı o zaman siyasete? Kendi işime bakardım. Bir derdim var ben ki. Ben siyasete gireyim. Efendim bir yerde işte makam mevki, milletvekili, belediye başkanı. Böyle bir niyetle girmedim ben siyasete şahsen. Birçok arkadaşım da böyle. Bir idealimiz var. Bunun için gecemiz, gündüzümüz, ailemiz, her şey yani bütün varlığımızla bu işe. Niye? Ya, Türkiye hak ettiği yere gelmeli. Biz güçlü olan, güçlü bir Türkiye'nin de sadece kendisi için değil, kendi gönül coğrafyaları, hinterlandı, hatta dünyada bir farklı tavırlar koyabildiğini, gerektiği zaman dünyanın beşten büyük olduğunu söyleyebilen bir Türkiye ortaya çıkabiliyor. Evet. Ha, bu da nereden oluyor? İşte güçlü, iktidarlı bir Türkiye yaparsanız. Muhalefetin burada, ya bu gitsinler. Sonra ne olacak? Gitsinler. Şimdi sonra öyle bakarız. Bir kampanya yaptılar, gitsinler. Evet. Gittiler. Oy verin gitsinler. Yok oy verin gitsinler. Hadi oy verin gitsinler. Gittiler. Ne olacak? Ne olur? Ne olur? Ha, onun gerisi yok. Hiçbiri şu anda muhalefetti. Ben iktidar oldum diye öyle bir şey yok. Beklentisi. İktidar olmayacaklar diyorlar. Koalisyonlar konuşuyor. Koalisyonlar. Projesini bile açıkladı. Koalisyonları yaşadık. Şimdi düşünün. Bakanlıklar istatistiğiyle. Sayıları yetmiyor bakanlıkların. Sayıları. Ki herkesin gönlünü o 3-5-8-10 tane pazarlık. Bakanlıklar. Düşünün, Bakanlar Kurulu'na bir konu gelecek. Filan partinin bakanı diyor ki, benim de şöyle bir projem vardı. Daha önce imzaladım, kararım vardı. Bakanlar Kurulu kararı çıkamaydı. Siz buna karşı çıkmıştınız. Bunu imzalarsanız ben sizinkini imzalarım. Hadi başladı iş. Hadi benimkini imzalarsanız ben sizinkini imzalayacağım. Bakanlar Kurulu'nda bu pazarlıklar başlayacak. Ondan sonra orada güçlü olan, başbakanı almış olan koalisyon, diyecek ki ya bunu öteki partileri kabul ettiremeyiz. Hadi kalsın bu. Ya böyle bir şey olur mu ya? Ülkenin menfaatini konuşuyorsun. Şimdi düşünün ben başkanlığımda, benim koalisyonum olsa ben bu kadar iş yapabilir miyim? Bir başkan yani böyle bir şey olmaz ki. Koalisyonum olsa iş yapamam. Anında karar veriyorum. Anında arkadaşlarım çalışıyor. Anında yatırım yapabiliyorum. Gittiğimiz yerde bize bir sürü kağıtla hepsini inceliyoruz. Ne isteniyor, ne bakılıyor, nerede ihtiyaç var? İşte otobüs ihtiyacı ama ya kardeşim 400 tane de otobüs alın dedik arkadaşlara. Alın. Metroları yapalım. Borçlanma limitimiz daha borçlanabiliyoruz belediye olarak. Hamdolsun devlete günü gelmiş 1 lira borcumuz yok. Başkan imzasıyla yurt dışından hazine garantisi olmaksızın borç alabiliyor Büyükşehir Belediyesi. Bu güce gelmiş. İşte benim koalisyon olsa ortağım kim olacaksa onunla nasıl anlaşacaksın, nasıl diyeceksin? Başka bir siyasi parti. O da diyecek ki ben bu konuyu benim tabanıma, benim partime anlatamam ki diyecek. Evet, bu şeyde mesela Tayyip Bey bunu yaşadı. 94'te belediye başkanı oldu. Koalisyonlar dönemini yaşıyordu Türkiye'de. Şimdi farz muhal mesela 8 Haziran'a bir koalisyon denklemiyle uyandık. Siz de İstanbul, ki yani 17 bakanlıktan daha fazla bütçe kullanıyorsunuz. %24'ü kamu yatırımlarının İstanbul'a geliyor.
Nasıl etkilenir bütün bu mega projeler, sizin çalışmalarınız, 2019-2023 projeksiyonlarınız? Böyle bir ihtimal vaki olsa siz nasıl etkilenirsiniz? İhtimal vermiyorum ama siz varsayım diye olarak tabii, söylediniz. Evet, varsayım. Şimdi bu tabii ki bu bahsettiğiniz koalisyonu olacak partilerin söylemleri var. Üçüncü köprü yıkacağım diyenler var. Hmm. Ana muhalefetin en önde gelenler. Yıkacağız diyenler var. Yandaş medayı kapatacağız diyenler var. Ötekine evet. Hayır diyenler var. Şimdi bunlar yani baştan bir kere her şeyi yok edecekler. Havalimanına karşı karşı çıkacaklar. Yok diyecekler. Havalimanına kim karşı çıkar? Niçin karşı çıkılır? Dünyada eğer siz bölgenizde çok önemli bir konuma sahip olan kentinizde bu havalanı yapmak suretiyle Sayın Kılıçdaroğlu işte odak şehir, odak merkez şehir, mega kent, merkez ülke diyor. Zaten yapmışız bunu. 150 milyon insanın yılda gelip gideceği bir yer. Bir gün bir uçak seyahatimde kokpite davet etti pilot, Kıbrıslı bir Türk. Pilot şunu söyledi. Başkanım dedi, bizim evet petrollerimiz bilmem bir takım şeylerimiz yok ama Allah bize o kadar güzel bir şey vermiş ki konum. Yani bunu kullanamadık ve şimdi şu üçüncü havaalanı müthiş bir şey dedi. Nasıl dedim? Uzak Doğu'dan, Japonya'dan, Çin'den, Kore'den kalkan bir uçak Avrupa'ya, kentlerine aktarmayı işte Avrupa'dan bir iki şehirden veriyor. Frankfurt'tan filan. İstanbul'a inecek, 2 saat önce inmiş olacak. 2 saat kazancı. 2 saat de erken gitmiş olacak, 4 saat kazanacak. Tercih burası olacak. Burası müthiş bir merkez olacak diyor. Böyle heyecanlı. Şimdi dünyanın her tarafına uçan bir Türk hava yolları var ve merkez olmuşsunuz. Bütün o uzaklıklar, bütün o coğrafyalar sizden buradan aktarmalarını alacaklar. Hatta Avrupa'ya, hatta Afrika'nın aktarmaları buradan olacak. Ya nasıl bir lokasyon? Buna karşı çıkıyor. Buna kim karşı çıkar? Dünyanın dev uçak firmaları karşı çıkar. Onlar istemezler. Ellerindeki kaynakları, imkanları, pastayı kaybedecekler. Onlar ne yaparlar? Gelip manipülasyon yaparak birileri de zanneder ki ben şey olarak bir çevreci anlayışla karşı çıkıyorum evet, diye ama diyor. Esasında onların tetiklemelerinin farkında olmaz arkadakilerin bir şekilde gündemi oluştururlar. Ben geçmiş hayatta olsa Dirilişi ve Flint'i izliyorum. Entrikaları görüyorum. Daha izlemedim o geçen akşam yayınlanan bölümünü henüz daha izlemedim. İnşallah bu kampanyalar bitsin diye gecikmeli izleyeceğim. O entrikalar bugün de halen geçerlidir. Evet. Orada kalmadı o. O devam ediyor. Çünkü maalesef bu fitne dediğimiz bu var ya, ben ego Kabil var ya, ben diye, ben duygusu başlıyor. Var ya, ben evet. duygusu. Hep ben siyasette de şunu söyledim. Ben ne olacağım diyenler kendisini ve partisini bitirmiştir siyasette. Hmm. Ama ülkem, partim ne olacak diyenler başarıya erişir ve partisini de geliştirir, geleceğe taşır. Ben merkezli bir siyasi anlayış olmaz. Onu maalesef baş görüyoruz. Şimdi böyle bir koalisyon ihtimali görmüyorum. Olsa bile samimi olarak söyleyeceğim. Yani tabii, bu arada yani bir objektif siyaset bir yaparak konuşmuyorum. Açık olarak. Bir kaos olarak görürüm ben. Öyle kaos mi? Olarak görürüm. Zaten AK Parti kuruluşundan önce bir koalisyon vardı. Ve içindeydiler. Niye bırakıp gittiler? Ne vardı? Enflasyon neydi? Orada o rakamlar açıp bakılsın herkes. Enflasyon neydi? Yani o bir önceki hükümetin 3 partisi de barajın altında kaldı o seçimde. Bütçe neydi? 2002'de. Türkiye'nin imkanları neydi? Nasıl bir Türkiye vardı? 3 yıl böyle koalisyon yaptılar. Devam etselerdi. Başarılı olsalardı. Vatandaş bırakmazdı ki. Hangi parti kurulursa kurulsun. Yani AK Parti olsun veya bir başka parti. Çok başarılı olsa, vatandaş gerçekten hizmet alıyor olsa, enflasyonlar bitmiş, şu anda AK Parti'nin sağladığı imkanları sağlamış, dünyanın gelişmiş 10 ekonomik güçten birisi haline gelmeyi hedefe koymuş. Bunları AK Parti şu anda yapmış olduklarını yapıyor olsaydı, evet. Halk yine onların koalisyonların devamını isterdi. AK Parti'ye niye oy versin? Hepsini elinin tersiyle itti, defterlerini dürdü. Niye? Yok ki. Kardeşim bu millet daha dün anneleri, babaları bilirler belki yeni genç seçmen bunu farkında değil. Bir sorsunlar.
margarin kuyrukları. Sigara tiryakisi bayiden sigara alırken gazete kağıdına sararak veriyorlardı kimse görmesin diye. Yerli sigara. Gizli. Sigara alamıyorlardı bize. Kara borsada mıydı? Kara borsa. Beyazıt'ta. Ben de hatırlamıyorum da. Hatırlamazsınız. Şeyi bilirim ama gazozla yani, tıraş olunduğu günlerini İstanbul'un. 92'de geldim yani, ben İstanbul'a. Tıraşsız da gezer de bazı şeyler var ki onsuz olmaz. Hanımlar tüpçüde ne zaman tüp gelecek diye öğrendiklerinde tüpleriyle giderlerdi. O ağır büyük tüpler düşünün leş gibi tüpler. Kuyruğa sokarlardı tüpleri. Eğer uzun bekleyecekse minder götürüp otururlardı. Böyle bir dizi tüp beklerler. Tüp gelecek dağıtılacak. Kalmazsa en sondakine kalmadı denirdi. Bir kişi bir tüp alabiliyordu. Bunlar yaşandı. Ondan sonra kaçıncı kata taşıyacaktı onu. Doğalgaz yeni miydi dünyada? Bütün Avrupa kullanıyordu. Niçin yoktu? Şu anda niçin 70'in üzerinde vilayetimizde doğalgaz yaygınlaştı? İstanbul tamamı doğalgaz kullanıyor. Adalar dahil. Nasıl oldu bu? Ya bir tüpe ya. Evet. Margarin aynı şekilde. Bir esnaf bahsediyor. Yakınım kendisi. Kumkapı'da küçük bir lokantaları vardı. Diyor ki bir teneke margarin yağı alacağım. 30 lira. 90 lira dedi adam diyor. Tamam dedim alıyorum diyor. Karaborsa ve nereden alıyor? Eskiden hal şeydeydi. Un kapağında. Oradan diyor alıyorum. Şeyi de söylemeyeceğim. İsmini şeyini de söylemek istemem. 90 lira. Tamam dedim diyor. Mecbur alacağım diyor. Yemek yapıp satacağım. Para kazanacağım. Yanında bir tane karton koydu. 20 lirada. Efendim bir margarin yeni bir şey çıkmış. Bunu da alacaksın. Ya ben onu için al dedi. Aldım diyor onu da. Mecburen 110 lira verdim diyor. O şeyle diyor yumurta yapmaya kalktım. Menemen filan işte dükkanda işletmeye yumurta kılıyorum diyor. Çıtır çıtır yandım diyor. Felaket. Bunu yaşadım diyor. 110 lira verdim diyor. Bir başka şey söylüyor. Kardeşim şeker devamlı zam yiyor. Şeker. Nüfus arttı. Nasıl oldu da şimdi? O zaman zam yiyor devamlı. Bizim kendi sektörümüzde de esnaflarda da deposunda 2 çuval, 5 çuval aylık şekerini almışsa, varsa, şekere zam gelecekse diyorlar ki depomda 2 çuval, 3 çuval şekerin var diye beyanname vereceksin. Yoksa stokçu muamelesi görürsün. Onu bildireceksin. Onun farkını ödeyeceksin. Bakın neler. Evet. Bir gün diyor, bir kadıncağız geldi. Ya sizde evde çocuğa mama yapacağım. O zaman böyle mamalar falan yok, hazır mamalar. Mama yap, muhallebi yapacağım çünkü şekerim yok. Allah aşkına birazcık, ya bacım bunu ben verirsem herkes bunu duyar gelir, ben veremem, ben işletme buradan. Çok ağladı da verdim diyor. Ya bir mama yapmak için şeker gidip isteyen, geçmişte de üzümle çay içen bir milletiz biz. Bunlar hep görüldü, bunlar yaşandı. Ne oldu Türkiye'de bunları, nasıl başardı? Yeni madenler, yeni petrol yatakları mı bulduk? Çok para mı bastık? Hayır. Sıfırları attığımız halde nasıl oldu? Demek ki bir şey var. Yani şimdi ben bu yönetim mantığının yönetim modeli önemli. Tabii bu işleri yapabilmek için. Peki bu şeyi konuşalım. İzleyicilerimiz özellikle de İstanbullular merak ediyordur. Yani bu büyük projeler ne durumda? Üçüncü havalimanı, üçüncü köprü, Avrasya Tüneli, işte Boğaz'a üçlü katlı tüp geçiş yeni açıklandı. Kanal İstanbul işte 2011'de bir çılgın proje olarak açıklanmıştı. Bu projelerin durumu nedir? Bu projeler ne katacak İstanbul'a? Biraz da onu anlatın isterseniz. Siz bir bardak su içmek istersiniz. Hemen bardağınızı getirip doldurursunuz, suyu içersiniz. Ama bu dediğiniz mega proje, dev proje, milyar dolarlardan bahsedeceğiniz devasa proje böyle bugün karar verdi, yarın olması mümkün değil ki. Şimdi arkadaşlarım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bunların Kanal İstanbul'un planlarının Büyükşehir Belediyesi'nin yapması konusunda basında da çıktı biliyorsunuz. Beraber yapalım diye bize bunu havale ettiler. Bittiğini söylediler. Tamamladılar. Bakanlığa teslim edecek. Bana da bir brief vermek istiyorlar, bilgi vermek istiyorlar. Hazırlandı. Ondan sonra ihale aşamasına gidecek. Yani önce planlar hazırlanacak. Bu kalkın. Yani fizibil testi bile bir iki yani sene sürecek demişti. Tabii tabii. Yani evet. Çok basit bir şey değil ki zaten. Evet, bir kere ihale dosyasını hazırlamak şu kadar sürer. İhale şartnameleri hangi şartlarla vereceksin? Yap işte devlet mi diyeceksin? Yap devlet mi diyeceksin? Hangi boyutla kullanacak onları? Tabii hükümet karar verecek. Ufak işler değil, basit iş değil ve ciddi bir iş. Yapılacak evet. İş. Tabii ayrıca
Tabii endişe edilen ekolojik bir takım sıkıntılar çıkacak mı? Zemin suyu kayıpları olacak mı? Karadeniz Marmara Marmara suyu, Karadeniz suyu ile ilgili bu akıntılar. Hepsi bunlar hesaplanıyor. Bunu bütün mühendisler, bununla ilgili uzmanlar hep çalıştırılıyor. Hemen karar verdi. Çizdik, bitti. Hadi bunu ihale çıkalım. Böyle bir iş değil tabii. Yapılacak. Bu yıla bu zannediyorum. Ama belediye ohdesinde belediye ohdesi yok. Yani biz şehir planını hazırlama konusunda destek verdik. Çalıştık. Onu hazırladık. Tamamlandığını söylediler. Ben de o alan içerisinde bir talebim olmuştu. Onu da özellikle sordum. En az 3-4 milyon metrekarelik alanda bir fuar ve kongre kampüsü düşünmek gerekir diye bahsetmiyor. Onu koymuşlar, onu söylüyorum ama daha görmedim. Bu haftada görecek. Evet. Tabii bu daha önce hazırlanan şey bakanımız, sayın bakanımız, başbakanımız tarafından değerlendirilecek. Uzmanlar bakacaklar tekrar. Üzerinde belki kritisi yapılacak. Çok kolay iş değil çünkü konuştuğunuz şey basit bir çevre planı değil. Basit bir olay. Vazgeçme durumu yok. Söz konusu o, değil. Karar verildi. Öyle tabii, mi? Verildi. Evet, yani yapılacak. Niye? Şimdi tabii farklı farklı demagojik şeyler gündeme geliyor. Oradan bakmadan gerçekten farklı bakarsanız yani değerleme yaptığınız zaman niçin yapılması gerektiğini görebilirsiniz. Siz Montreux'den gelen bir kararla açık deniz ve ortak deniz kabul edilmiş olan bu sarısı su kabul üstüne Boğaz'dan yılda 55 bin tanker geçiyor. Kılavuz kaptan almak mecburiyetleri yok. Radarlar kondu. Radarlarla gelip çıkış yapıyorlar. Radarları gören bu gemiler bir gün dümeni kilitlense zaten bilmem faciaların içinden döner. Çünkü 16 bin civarında tanker geçiyor şehirden. Şehrin en önemli noktalarında. Bunlar var. Başka şeyler var. O detaylara girmek istemem ama bir zaruret görüldü. Hani bu tüp geçişle 3 katlı konusunda da esasında bir raylı sistem geçişi düşünüyorduk. Bir de karayolu daha yukarıdan bir daha. Sayın Başbakanımız da ya bunları birleştirmek mümkün müdür? Cumhurbaşkanımız döneminde başladılar. Bakanımız çalışmalar yaptılar. Bizim ekibimiz de İstanbul Belediyemizin teknik arkadaşlarımız da bu çalışmalara katıldı. Ve bunu birlikte nasıl toparlanır? Hangi nokta daha doğru? Çünkü bunları seçerken illa bir tüp yapayım da buradan bir şeyler geçsin. İstanbul'da tüp yaptılar desinler diye değil. Siz nerede yolculuk talebi fazla? Evet. Nerede buna ihtiyaç varsa oraya yaparsınız. Yani yoksa her yere tüp yapmak için bir derdiniz olmaz. Bunlar da hepsi şeye girecek. Biliyorsunuz 3. köprünün bu yıl itibariyle devreye sokulması kullanılması düşünüldü. Ona göre programın bir aksilik olmazsa 2015 sonuna açılacak inşallah. Hizmet verecek. O bize şunu getirecek. Abileri ne gerek vardı filan diyeceklerdi o söyleyebilir ama şunu söyleyeyim. Bizim şu anda 2. köprümüz şehir içi köprü haline geldi. Çok kullanılıyor. Geçmişte oradan doğrusu araç geçmezdi. Büyük vasıtalar, tırlar başta olmak üzere geçiyorlar. Bir yağışlı havada veya bir karlı havada kazalar oluşuyor. Yarım gün neredeyse 8-10 saat trafik kilitleniyor. Artık bunlar yukarı atılırsa yukarıya tren raylı sistem geçeceği için yukarıya burası daha şehir içi daha rahat geçecek bir hale alacaktır. Onun şeyleri bağlantı yolları da yetişecek mi tabii, sonra? Kısmen belki bitmeyebilir, bazıları bitmeyebilir. Bitenler de öyle girecek tabii devam ediyor. Yoğun bir şekilde çalışılıyor. Evet, diğer... Yani hükümet programının aldığı her şeyi, biz belediye olarak aldığımız her şeyi yoğun ve hummalı bir çalışmada yapıyoruz. Yani metrolarımız da öyle bizim. Bu şeyle ilgili de takvim açıklandı. Havalimanı, 3. havalimanı, dünyanın en büyük havalimanı, 150 milyon yolcu kapasitesi. İlk bölümü 2017'ye yetişecek dendi. Ama bir haberler çıktı bir sürü işte bataklık buraya havalimanı mı yapılırmış bundan vazgeçilsin daha önce işte hatta Silivri'ye yapılacaktı bu niye vazgeçildi gibi haberler hatta muhalefetten eleştiriler de geldi. Ne dersiniz? Şunu anlamak mümkün değil. Evet bizim İstanbul'la ilgili 1/100.000 çevre düzeni planlarında Silivri bölgesini hocalarımızla çalışmalar o bölgeye daha uygun gördüler. Fakat kent merkezine uzak bir nokta. Havacılık şeyinde de kent merkezine yakın olmalı. Hem mevcut havaalanı hem Silivri havadaki dolaşım şeyiyle birbirlerine risk oluşturur diye bunu şehir merkezine daha yakın kuzey tercih edildi. Bir kere bunu söyleyeyim. Bir, burada şunu söylemek isterim. Ya bu çevrecilik adına söyleyenler
Silivri'de yapılsaydı, tarım alanları üzerine yapılsaydı bu orada, tarım alanları var. Ne diyeceklerdi? Yani Silivri'ye ne yapılmadı diyenlere sormak lazım. Tarım alanlarıydı orası da. Orada çevreciliğiniz olmayacak mıydı? Tarım alanları bölgesinde bir faktör böyle. De o. Yani, orada da o var karşınızda sizin. Bu kente hava alanı ihtiyacı varsa tarım alanları. Peki burası bataklık deniyor. Zorlaştırmıyor ona bir şey. Ona geleceğim. Tarım alanlarına yapılsaydı ama bu tarafta yapılmasaydı. Şimdi bakın bir de böyle. Yani illa mundar demek için bir kusur bulmanın peşinde bir anlayış var. Yapılmasın yeter ki. Karşıyız yeter ki. Tarım alanını nasıl izah edeceklerdi o zaman? Onu cevap versinler. Bir, iki, bir kere teknik adam olarak benim mesleğim, ihtisasım. Her zemine yapı yapabilirsiniz. İşte Giresun Ordu Havaalanı denize yapıldı. Yani zemin bilmem nedir. Ha maliyetleri var. Ona katlanırsanız her zemine bataklık da olsa yaparsınız havaalanı da. Bilmem istediğiniz binayı da koyarsınız. Hiç problem değil. Ha, maliyet. Ha devlet burada neyi önemsedi? Bir kere tam kuzeyde aksi olarak önemli. Merkeze. Avrupa yakasının nüfusu çok daha fazla taşıyan bir bölge. Burada olması daha hızlı erişim kent merkezine sağlayacak. Bir. İki, kamulaştırma alanları çok fazla yok. Devletin arazileri. Onun bedeli yerine belki ıslak konusunda biraz daha onu çalışıyor. Niye? Tabii burası taş kömür madenleri, kum ocakları, bilmem derinlemesi. Yani deniz seviyesinden şu kadar daha derinlere inilmiş. Şimdi onları sahil olarak doldurulması gerekiyor. İlerideki titreşimler, şeyler, şunlar, bunlar etkisi yapmasın. O zemin kurutarak veya ona göre bekleme süreçleri var tabii. Zor tabii. Kolay değil. Kalkıp dümdüz bir ovada siz havaalanı yapmıyorsunuz. Bomboş arazi size önünüzde yok. Bir yerde bir şeyler yapmanız gerekiyor bu kente. Bu ihtiyacı var. Ve 150 milyon yolcuya hedef koymuşsunuz. Hatta 200 milyon bile çıkabilir deniyor. Böyle bir hedef koymuşsunuz ve dünyada bir numara olacak bir sistem koyuyorsunuz ve bunu da karşılayacak bir sistem olarak görüyorsunuz. Yani ihtiyaç olarak, dünyanın, bölgenin ihtiyacı olarak görüyorsunuz. Bunu yaparken de şimdi orada evet makilikler şunlar bunlar bozulmuş, ay yüzeyi gibi kraterlere dönüşmüş alanlardan bahsediyoruz. Bunun yerine de şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız da Başbakan döneminde söyledi. Atatürk Havalimanı'nı büyük ölçekte tamamına yakınını bölge parkı olarak söyledi. Orada küçük uçakların belki özel uçakların da alt seviyede geldiği ama onun dışında da böyle bir belki yapıları yıkmadan ki farklı fonksiyonlar, sergi alanları şunlar kullanılabilir. Yani ama aranda alan yeşil alan. Yani yeşil alan. Şimdi şehir merkezine siz rekreasyon alanı indiriyorsunuz. Kuzeydekini. Yani bu kaybetmek gibi birkaç mislisini aşağıda yapıyorsunuz. Yani gibi. Orada şu anda öyle bir yeşillik de yok maalesef. Ama sırf şey olsun, muhalefet olsun veya karşı duruş olsun bir tavırlar var. Tabii bir de maalesef şu üzüntümü dile getirmek isterim. Türkiye'de bazı STK'lar politize olmuş durumda. Ve bir türlü ondan da kurtulamıyorlar. Bu mimarlar odası falan yani mı? Ben genel konuşuyorum. Peki. Politize olmuşlar. Ya çözüm getirin, öneri getirin. Yok, öneri yok. Sadece karşı olmak, yargıya taşımak gibi bir hüner kendilerince edinilmiş. Bu da doğru değil. Ya bu ülke hepimizin. Görevler izafi belli bir zaman dilimi. Ondan sonra devletin bekası, geleceği önemli. Ülkenin geleceği önemli. Evet. Bir gecikme olmayacak herhalde değil mi? Yani o şeyden yani dolayı. Şimdi 2017 ay yüzeyi gibi olmasından dolayı. Var tabii. 2017 bir bölümünün açılmasıyla ilgili bir hedef kondu. Bir aksilik olmazsa 2017'yi 29 Ekim gibi veya o tarihlerde falan bitirmesi öngörülüyor, arzu ediliyor. Çünkü hiç sığmıyor çok. Yani şu anda Atatürk Havalimanı'nda bir mucize başarılıyor. Evet. Atatürk Havalimanı'nın mimari projelerini hazırlayan rahmetli Hayati Tabanlıoğlu'ydu. Benim hocamdı. Kendisini biz arkadaşlar bir hocamızı ziyarete gidelim diye gelmiştik. 2,5 milyon nüfuslu bir İstanbul'du o tarihlerde. Hoca bize 3 milyonluk yolcu kapasiteli bir havaalanından bahsetti. Dedi ki hoca yani İstanbul nüfusu 2,5 siz 3 diyorsunuz nedir bu filan dedik. Dedi ki ya bu bile az gelir filan demiş çocuklar. Siz de geleceği gördü hoca. Ve orada hatta dünyanın en büyük hangar kapıları diye basında vardı. Çok da eleştiri aldı rahmetli hoca. Uçak hangarların kapıları dünyanın en büyük kapıları. Şimdi onlar en küçük uçaklar bile zor giriyor, giremiyor. Yani şimdi çok büyük ilerisi çok iyi görmek lazım. Siz eğer dünyanın odak ülkesi olmak, merkez ülkesi olmak istiyorsanız
ve etkileme gücünüzü koymak istiyorsanız burada bütün altyapınız, bu altyapıdır, argümanlarınız ona yetişmiyor göre... yani, yetmiyor Atatürk'e. Şey, 1500'e yakın uçuş oluyor benim bildiğim günlük. Yetmiyor ve tabii ki zor. Hele bir lodos veya bir ters rüzgarlarda pist sayısı yeterli değil. Terslikler var, sıkıntı oluyor. Yani büyük maharet de, yani Türk Hava Yolları'nın şu andaki hava meydanlarının başarısını tebrik etmek lazım. Nereden nereye geldi bir de öyle bakmak lazım. Evet. Bu mega projeler dedik, şeyi de merak ediyor insanlar. Marmaray'ın kardeşi Avrasya geçidi, Avrasya tüneli. O da bitti sayılır. Yani şu artık bu kara bölümündeki çalışmalar yapılıyor. O da hızlı bir şekilde devam ediyor. Aşağıdan çok kolay bir iş değil. Değil bir yani şey bu. Hani şu Avustralya'nın başkenti Canberra kuruluşu 100 yıllık öncesinde periyodik projeleri, planları var, uygulamaları var. Boş bir arazi tespit etmişler. Şimdi böyle bir boş arazi de değilsiniz. 8-500 yıllık bir tarihiniz var. Arkeolojik bir takım bulgular var, şehir yaşam var, günlük hareketlilik var. Dünyanın 130 ülkesinden nüfus olarak büyük bir İstanbul var. 15 milyona dayanmış bir İstanbul var. Siz burada yaşam, ameliyat masasında hastayı kaybetmeden operasyonunu yapmak zorundasınız. Böyle bir hayat var. Devamlı düğümler çözmesiniz gerekiyor. Biz 11 yıldan beri bu İstanbul'dayım, görevdeyim. 292 tane kavşak ve alt geçit yapmışız. 292 adet. Evet. Trafiği bakın sayısını veriyorum. Yani. Müthiş bir olay. Devamlı bir yerlerde. Bir yer tıkanı oraya, bir yer çözüyorsun. Devamlı değil. Ha, bunu tabii toplu taşıma metroları tamamladığınız zaman bu iş çok daha gerçek şeyine oturacak ama bu arada bunları da yapmak zorundasınız. Hı hı. Nasıl olsa metro yapacağız, bunları yapmayalım diyemezsiniz. Evet. Bu Avrasya tüneli de aynı şekilde birazcık yukarıya kuzeye köprü olan baskıları aşağı atmak için, üçüncü köprü ağır basit almak için, bunlar bir dengeleme şeyidir. Ulaşım master planlarını buna göre hazırlıyorsunuz. Bütün bu çalışmalarınız yeni ilave. Efendim şunu da söylüyorlar. Ya ulaşım master planlarında yok ki bu. Ya kardeşim şey, ulaşım master planı kalıcı yani, stable evet, bir şey yeni değil ki. Yeni ihtiyaçlara göre yeni bir takım hareketlilikler başlamıştır. Yeni bir takım eklentiler yaparız, düzenlemeler yaparız. Biz şimdi İstanbul'un raylı sistemde 776 kilometre diye söyledik. 800'ü geçiyor, 900'leri çıkıyor. Bunlara da ihtiyaç oluyor. Bakıyorsunuz yeni hatlarında yeni yarım saat yürüme mesafesine metro istasyonu diyoruz. Bunu yapmak için. Bir de tabii çok hızlı bir şekilde yeni araç çıkıyor trafiğe değil mi? O da ne kadar uğraşsanız da çözülmez bu trafik meselesi. Bir kere o şöyle, araç girişi, kente girişini önleyemezsiniz. Yani eğer bir demokratik ülkeyseniz siz o rekabet gücü, vatandaşın isteklerini hayır diyemezsiniz. Ancak onun şeyi şu, kent içindeki trafiği rahatlatmanın, bu trafik yönetimi başlı başına bir olay. Şimdi biz bununla ilgili bir şey oluşmaya çalışıyoruz, bir birim. Ray sistemler, tramvaylar, metrolar, efendim vapurlar hepsini bir otorite, hatta servis araçları, hatta minibüsler, hepsini bir beyin olması lazım. Kurgulayacak ve bu sistemi iyi çalıştıracak. Şimdi bunun üzerine çalışıyoruz. Trafik bizde değil, bunu hükümetimizden talep ettik. İnşallah alırız. Bu olursa denetimi de yapmak istiyoruz. Siz burada tercih yaptığınız araç ve şeylerinizi buna göre düzenliyorsunuz. Vatandaş bireysel ihtiyacı arabayı alıyor, alacak. Yani almayın diyemezsiniz. Plakayı tahtidine getiremezsiniz, adam alacak. Ama siz ona bir şey getirebilirsiniz. Şey, Londra'da zonlanmış. Biz İstanbul'da da öyle zon yaptık. Hazırda elimizde var o bizim şu anda. Biz daha 2007'de yaptık biz onu. Elimizde hangi bölgeler paralı olur veya giriş kısıtlayabilir, kısıtlı olur. Paralı değil mi? Kısıtlı olur. İlla para kazanmak için değil. Biz para isteseydik tünellere para koyardık. Yani para için değil. Kısıtlı olur. Kısıtlı. Bu pik saatler bilmem ne dersiniz ki şu bölge girer, şu bedeli ödersin kardeşim dersin, caydırıcı olsun, evet, toplu taşıma gelsin. Bunu diyebilmek için de metrolarınız olmasın. Vatandaş derse ki ya ben taksi mi tutacağım, yürüyerek gelemem. Evet. Abi, metro var kardeşim diyebilmem lazım. Onun için de o metroları yoğunlaştırdıkça biz de sonra o şimdi Tarihi Yarımada'da, şu anda Fatih bölgesinin Tarihi Yarımada'da, Beyazıt çevresinde, Süleymaniye çevresinde yerleşme yaptık, yapıyoruz, devam ediyor. Mümkün mertebe yavaş tıkır 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 artık, evet, istiyoruz ki yürünen bir şehir olsun.
Bununla ilgili bir çalışma yaptırıyoruz. Peki. Bir ara verelim müsaade ederseniz. Evet. Daha soracak sorularımız var. Ara veriyoruz. Dönüşte birlikteyiz. Evet, tekrar birlikteyiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş, İskele Sancak'ta konuğumuz. Seçimleri konuşuyoruz tabii. Bu seçimlerde ana muhalefet partisi biz Suriyelileri göndereceğiz ülkelerine dedi Sayın Kılıçdaroğlu. Niye? Çünkü buradaki insanımızın işine engel oluyor. Hükümet oraya para veriyor. Bizim insanımıza para vermiyor. Emekli şöyle, çalışana böyle yapıyor gibisinden. Bunu şöyle bir bağlantıyla soracağım size. Siz de belediye olarak yurt dışına çok yardım yapıyorsunuz. Belki Suriyelilerle ilgili bu şehirdeki onlara dönük bir takım çalışmalarınız da vardır ama mantık şu, yani niye bizim insanımıza değil de onlara veriyorsun? Niye Arakan'a para gönderiyorsun? Niye işte Bosna'ya, oraya, buraya belediyenin kaynaklarından faydalandırıyorsun? Bizim kendi insanımıza bütün parayı harca gibi, hani biraz kabaca bir şablon oldu ama ne dersiniz? Şimdi yani muhalefet bunu söylüyor. Belki bu tarzda düşünen yurttaşlarımız da vardır, düşünebilirler. Niçin diye. Fakat bir gerçek var. Artık bu yüzyılda tüm insanların kaderleri birbirine bağlı. Hiçbir kimse kendi hudutlarında, kendi şehrinde yalnız değil. Dünyanın kaderini hep beraber paylaşıyoruz. Dünyadaki olumsuzluklar bütün dünyayı etkiliyor. Küresel ekonomik kriz gibi. Dünyada huzur ve barış ve mutluluk dünyanın geleceği demektir. Bunun inşası için herkesin gücü yettiğince, yurttaşlar dahil, yönetimler dahil çalışması gerekir. Destek olması gerekir. Bakın biraz şöyle geri gidersek, evet. Bizim Çanakkale Savaşı'mızda bütün sadece Osmanlı coğrafyasından değil, başka ülkelerden de burada Çanakkale'ye gelip Araplar var yani. Tabii yani İstanbul'un düşman işgaline uğramaması konusunda gelip burada canlarını vermiş, şehit olmuşlardır. İstanbul'un fethine bakınız. O müjdelenmiş asker olmak için bütün İslam coğrafyalarında insanlar gelmişler. Niye gelmişler? Gelmişler. Yani olayı biraz daha farklı bakmak lazım. Yıllar önce Marshall yardımı almış bir Türkiye'yiz. Amerikan yardımı almış Türkiye'yiz. İlkokulda hatırlarım süt tozu gelirdi bize. Süt karıştırıp süt içiriyorlardı. Amerika'dan geliyor. Amerika halkı niye gönderiyorsun diye soruyor muydu? Veya peynir geliyordu. Amerikan yardımı diye. Ya bu ne demektir? Şimdi güçlü ülkeler bunu yapabilir. Bu güçlü ülkelerin dünyadaki varlıklarında siz tek değilsiniz. Varlığınızı hissettirmek, dünyada güçlü olduğunuzu göstermek ve bir de zaten bizim millet olarak bir başka yapımız var. İnançlarımızdan, değerlerimizden, kültürümüzden gelen. Birisi size el aman dilemişse, yardım istemişse kapınızı açıyorsunuz. Yani hatta Anadolu'nun tanrı misafiri diye hiç tanımadığı insanın kapısını açtığını biliriz. Yani fakir zaruret içerisinde olan insanlara merhamet duyguları inancından gelen bir toplumuz biz. Ekmeğimizi hep paylaşmışızdır. Suriye'den gelenleri kapatabilirdiniz. Tanklarınızı dizerdiniz oraya. Giriş yasak, arkadan gelenler de yok ederdi onları, biterdi. Böyle bir insanlık dramı yaşatırdınız. Ama tarih sonra sizi sorgulardı. Vicdanen de sorgulanırdınız. Bu vicdansızlığın da hesabı bir başka olurdu. Allah başka türlü, başka yerden sıkıntıyla size verirdi. Bunu yaşardınız. Yani burada bu bölgenizde, evet çevrenizde ama bakınız 50 sente muhtaç bir Türkiye artık 5 milyar dolarlar yardım edecek bir hale gelmişsiniz. Bütün coğrafyalara el uzatabilir hale gelmişsiniz. Güçlü Türkiye'nin imajını veriyorsunuz. Yönetimlerini sorgular hale gelmiş bazı ülkelerde insanlar. Türkiye'nin bu tarzdaki yardımını siz niye yapmıyorsunuz diye. Yardım etmiyorsunuz diye. Fakir insan kim kendi toprağından ve yurdundan kopmak ister ki? Evet. Ama düşününüz, belki o varlıklı bir insan, belki yaşamını sürdürebilen bir insan, çoluk çocuğunu kopartarak, belki aileden bazılarını kaybederek, çöllerde yollara düşerek günlerce aç ve sefalet içerisinde bir sığınacak bir liman arıyor. Siz vicdanında diyeceksiniz ki, hayır gelmesinler, öldürün gitsinler, olur böyle bir şey. Bu
gidip orada öldürmek kadar bence vicdani yönden bizi rahatsız eder. Hesabını veremeyiz. Ve şunu da biliyoruz biz milletçe. Bu bereketi artıran şeylerdir. İnancımız da bunu böyle verir. Hı-hı. Bereketi. Yani o öyle bir şeydir. Bir imtihan ediliyorsunuz. Öyle değerlendiririz. İhtiyaç sahibi olmuş. Kapınıza kadar gelmiş. Bunu geçmişte Asr-ı Saadet'te de gördük işte. Mekke'den Medine'ye evet. göç edildiği Ensar zaman muhacirin, Ensar muhacirin ilişkisini gördük. Bunlar bir örnektir. Yani ekmeğiniz bir parça ekmeği, bir parça ekmeği bölmüşsünüz. İki parça, iki parça. Ha, bazı olumsuz tipler, bazı şimdi burada Suriyelilerden rahatsız olanlar var ciddi anlamda. Hı hı. Şöyle rahatsızlık duyuyorlar. Bazıları bizim ismimizi rencide ediyorlar diye. Suriyeli olmadığı halde Suriyeli gibi davranlar veya Suriye'den gelenler. İstanbul Valiliğimiz, Emniyet zaten bu konuda çalışmaları yapıyor. Evet. Zabıtamızla birlikte. O ayrı bir şey. Ama şimdi güçlü bir Türkiye, sadece oraya değil, Afrika'da da siz sömürgeci bir millet olmamışsınız. Gittiğiniz zaman çok rahat gidiyorsunuz ama orada da sıkıntılar varsa yardım ediyorsunuz. İnsan yaşamı normale dönsün ve bu başka bir şey getiriyor. Dünyanın birçok yerinde zaman zaman doğal afetler ortaya çıkıyor. Depremler, tsunami'ler, bir takım sel felaketleri. Türkiye Cumhuriyeti olarak Kızılay'ımızla, belediye olarak biz de asla onların inançlarına bakarak muamele etmiyoruz. Evet. Kalkıyoruz Haiti'ye bizim ekibimiz de gitti. Filipinlere gitti. Japonya, Tokyo'daki radyasyon şey yapan atom santralindeki o tüslem arkasında bizim ekibimiz oraya da gitti. Belediye ekibi. Nepal'e de gönderdik. Ama Bandaçi'ye de gittik. 1,5 sene kaldık orada. Afrika'da birçok yere de gittik ve yardım da ediyoruz. Şimdi bizim servis dışı kalan otobüslerini biraz onararak 30 tane Bosna Hersek'e verdik. Yani orada başka bir şey bu. Evet. Liberya'ya 20 tane otobüs hazırladık. Fika vasıtasıyla gidecek. Yedek parçalarıyla birlikte. Hatta dedik oradan ekip getirelim. Burada eğitim alsın bizden. Giden otobüslerin bakım onarımında rahatsızlık, sıkıntı çekmesinler diye. Çat ülkesine 20 tane otobüsü oraya hazırladı. Bunlar güçlü Türkiye yapar bunu. Bir de şu var sanıyorum. Yani bunu yaptıktan sonra oradaki ekonomik ilişkilerin potansiyeli de artıyor. Yani İhracatta Avrupa pazarı çok büyüyor. Tabii yani o ne getiriyor size? Tabii onun karşılığında karşılığı mutlaka bir yerde bir şekilde çıkıyor. Orada yönetimler size karşı olan duygularınızı ve samimiyetinizi gördüğü zaman ilişkiler başka türlü oluyor. Halkın size karşı olan ilişkileri başka türlü oluyor. Kenya'ya gittiğimizde bir bölgeye girmek istedim. Nairobi'de Kibele kampı maalesef 4 kilometre karede 1,5 milyon insan yaşıyor. İnsanlık dramı. Müthiş bir şeylik, sıkıntı. Olmaz böyle bir şey. Ben Sayın Ban Ki-moon'a da anlattım orasını. Girilemez denmişti. Zırhlı arabayla gireriz ancak dedi Büyükelçi'ye. Bir yere kadar dedi. Ben kapıyı açtım, buradayım. Gittim halkın arasına karıştım. Allah kıyamet koptu. Nasıl yazayım? Sokak değil, cadde öyle bir şey yok. Onu hayal etmeyiniz. Bir iki kişi böyle tesadüfen tiplerinden Müslüman olabileceklerini tahmin ederek kollarına girerek girdim. Yani kader olamaz Sen ki. Sen Birleşmiş Milletler'de dedi. Danışma kurulunda. Evet, kampları topluyorlar, tecrit ediyorlar. Kampta ne kadar yaşayacak? 300 bin, 500 bin insan kampta. Niye? Bütün Afrika insandan arındırılmış hale gelsin, rahat hareket etsinler. Çünkü kilometrelerce kare yer topluyorlar. Peki. Başka nedenler var tabii. Ama Türkiye buralara gittiği zaman bir başka duygularla gidiyor. Burada insan onuruna yakışır. Yaradılığın yaradandan ötürü sevme anlayışıyla gidiyor. Ekmeklerini kazansınlar diye. Ben Birleşmiş Milletler'de konuşmamda yeter artık dedim Afrika'dan elinizi çeksin, ellerini çeksin gelişmiş ülkeler. Bırakın Afrika'yı Afrikalılara diye. Böyle bu ifade ya bunları açık net kullandım. Kibele kampını anlattım. Bunların kaderi olmamalı bu dedim. Bunu açık açık söyledim. Kayıtlarda vardır o. Şimdi bu seçimlerde yabancı basında yine enteresan haberler çıkıyor. Bazıları işte Ekonomist dergisi 2011'de oyunuzu CHP'ye verin diye açık çağrı yapmıştı. Şimdi aynı dergi HDP'ye verin diye çağrı yaptı. İşte New York Times gazetesi Türkiye'nin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor AK Parti ve Sayın Erdoğan yüzünden diyor. Guardian gazetesinde dolaşıyor böyle. Yani çok enteresan bir cümle var o yazıda. Diyor ki yeterince batılılaşmamış dindar Müslümanlara bu ülkenin yönetimi bırakılamaz diye bir cümle var orada Guardian'daki yazıda. Bunları
Hani bir gazeteci oturmuş yazmış kurum politikası da buna uygundur diye mi görebiliriz? Yoksa hani o demin havalimanı meselesinde falan da gündeme getirdiğiniz başka bir şey mi var? Hepsi bunlar tezgah bunlar. Bunlar tezgah. Öyle diyecekler. Batı ne diyor diye bizim de Batı kompleksimizden dolayı onların dedikleri enteresan da önemlidir diye. Çok onlara şirin görünme adına Batılılar böyle harcıyor, böyle bakıyorlar diye yurttaşlarımız, vatandaşımız Türkiye'nin yönetimini kime vereceğinin kararını kendisi verir. Bir başkalarının vereceği kararla yönetimler oluşmaz. Hayır, onlar hep bunu yapmaya çalıştılar. Oylara tesiri bir yana ama hani o yaklaşımı ortaya koyması o çok enteresan. Yani şimdi Mehmet Bey, Türkiye güçlenmiş, güçlenen bir Türkiye var. Biraz önce konuştuk. Yani artık savunma sanayinde dünya pazarına girmiş bir Türkiye var. İşte ulaşım, hava Türk Hava Yolları'nın geldiği nokta var. Enerji hatlarının bulunduğu yer var. Bu iktidar, bu istikrarlı bir yönetim giderek gelişen bir Türkiye var. Rahatsız ediyor. Hatta şunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin dünya ekonomik krize rağmen bu noktalara gelebileceği tahmin edilemiyordu. Bu bir gerçek. Soruyorlar. Bana da soruyorlar. Birçok gittiğim yerde nasıl başardınız diye. Bu bir kere krizden etkilenmeden bu kadar nereye nasıl gelebildi? Bu tamam. Diyor ki buraya geldi de Türkiye bundan sonra nereye gidecek onu kestiremiyorlar. Türkiye bu tarzda istikrarlı, hele burada muhalefette birazcık Türkiye menfaatlerini ön planda tutsa, diğer siyasi partiler de ya ülkemiz dese, bizler hiç önemli değiliz, ülkemizin geleceği dese, Türkiye'nin önünü kimse kesemez. Türkiye'nin nereye geleceğini tahmin edemiyorlar. Ya bundan sonra öyle bir noktaya gelir ki 10 güçlü ekonomiden biri değil, belki 3'ten 5'ten bir tanesi haline gelecek. Bu rahatsız ediyor tabii. Türkiye güçlü, söz sahibi olan bir Türkiye, ezber olan bir Türkiye. Nereye gider önünü kesmezsek? Bu hesabı yok. Onun için elindeki bunların geçmişteki gibi şimdi bir savaş ilan ederek ordularıyla falan o devirler bitti. O geçmiş çağlar dönemlerinde değil. Artık ekonomik ve soğuk savaş bir farklı şeyler, farklı manipülasyonlar. Hatta kendi halkından tedirginlikler oluşturarak yönetimlere karşı şeyler falan filan oluşturacak. Bir o hani o Guardian'daki şeyi özellikle aktardım. Hani batılılaşmamış yeterince dindar birileri tarafından yönetilmesine müsaade edilemez. Şu hani bir hani toplumun değerleriyle barışık bir iktidarın bir başarı hikayesi ortaya çıkarmasının oluşturduğu bir rahatsızlık da var sanki. Batılılaşmak nedir? Neyi kastediyorlar orada? Yani insanları sömüren, menfaatlerin ön plana çıktığı. Biraz burada şey var hani. Yani bu mu? Batılılaşmak bu mu? Toplum değerlerine, dini değerlere de biraz yabancılaşsın, uzaklaşsın daha şey bir... Batı'da görüyoruz yani. Batı'da batılılaşma yaşananları görüyoruz. Yani yönetim anlayışı. Tamam, ileri demokrasi istiyoruz. Avrupa'nın yerel yönetimler özellikle şartını veya onların Avrupa Birliği kriterlerinin ki bunda ciddi bir adımlar atıldı. Mesafeler alındı. Bunları istiyoruz tabii. Doğru. Bir normlar belirlenmiştir. Bu normları akılcı normlar. Bakıyorsunuz, diyorsunuz ki ya biz de halkımıza bunu verelim. Halkımız yönetimlere katılsın. Şeffaf bir yönetim anlayışı olsun. Bunları geçmemiz lazım. Doğru. Doğru. Ama her şey o kadar şeffaf değil orada da. Zannedildiği gibi sadece bir takım kararlar bir yerlerden bir halkın verdiği kararlarla yürümüyor. Orada yine belirli bir yönetim şeyi var. Halk onun içerisinde tamam kendi yaşamı, serbest, memnun, batılılaşma derken neyi kastediliyor? Şu anda Türkiye'deki özgürlük, yaşam özgürlüğü, herkes istediği gibi yaşıyor, istediği gibi geziyor, istediği gibi isterse dağa çıkıp kayak yapıyor, isterse plaja gidiyor, denize gidiyor, isterse hacca ümreye gidiyor. Kim kime karışıyor şimdi? Evet. Yani böyle gelişmiş bir Türkiye istemiyor. Tabii burada bahsettiğim, tabii bir yerlerde bir eksiklikler, nakısalar söylenecek ki ya acabalar oluşsun, toplumda buna göre bir şeyler oluştursun filan diye. Yani bizim arzu ettiğimiz, tabii bu ülkede yaşayan hangi kesimden olsa olsun gerçek anlamda bir barış ülkesi, barış kenti bir normlara erişmiş olsun. Evet. İstanbul'da asırlardan beri
farklı kültür ve inançta insanlar birlikte yaşıyorlar. Evet, evet. Bunu Avrupa'da yani, yaşatmadılar. Şu var Sayın Başkan sanıyorum. Bunu Bosna Hersek'teki şeylerde gördük yani evet, şeylerde evet, sıkıntılarda. Yani şu yani 13... Nasıl orada Avrupalılıktı ki orada katliamlar, soykırımlar yapıldı gözlerinin önünde hemen diplerinde. Hiç dokunmadılar. Hiçbir şey söylemediler. Binlerce, yüz binlerce insandan bahsediyoruz. Halen devam ediyor. Ve bütün bu kan ve gözyaşı hep İslam coğrafyalarında, hep Müslümanların olduğu yerlerde. Başka yerde yok. Yani şu 13 yıllık hikayeyi eğer bir CHP iktidarı yazmış olsaydı böyle bir yazı çıkacağını ben hiç tahmin etmiyordum. Biraz o anlattığınız batılılaşma hikayesiyle de örtüşüyor bu. Peki artık birazdan şeyler de girecek. Programı da bitireceğiz. Seçim yayın yasakları başlıyor falan. Ne dersiniz? Yayın bir Kadir yasakları. Abi şey hani fenomeni vardır. İstanbul'da sadece oy verenlerin değil vermeyenlerin de kullandığı bir tabirdir. Ne tür mesajlar vermek istersiniz? Nasıl bir çağrı yapmak istersiniz? Bizim toplumumuza has bir takım değerler var. Bir farklıyız. Çünkü biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan çok söylediği gibi bir kabile devleti değiliz. 1000 yıllık geçmişimiz var. 16 devlet kurmuşuz. Ama her coğrafyada bizim olumlu izlerimiz var. Olumsuz hiçbir izimiz yok. Gittiğimiz Afrika'da da bunu görüyoruz. Latin Amerika'da bile Orta Doğu'dan gidenleri orada nasıl El Turco diye davrandıklarını gördük, gittik, gördük. Bir farklı şeyimiz var. Bizim toplumumuzda gerçekten samimi, toplumsal değerlere önem veren ve birbirine saygı gösteren bir şeyi var, yapısı var. Buna biraz kısmen değindik. Ve bir başka toplumlarda olmayan tarzda sokaktaki insana ailesinden en yakınını yerine koyarak hitap eder. Amca, teyze, dayı, abi, abi, abla diyerek. Bu çok önemli, çok farklı bir şeydir bu. Evet. Bunu kolay kolay da dedirtemezsiniz. Yani o bir nezaket ölçüsünde bunu söyler, rahatsız etmemek için söyler. Şimdi İstanbul'da bu mahalli genel seçimlerde böyle bir şey çıktı ortaya. Mutlu edici bir şey bu. Yani en yakınları yerine koymaları, böyle bakmaları. Ben evlatlarıma size böyle bir vasfı, abiliği miras bırakıyorum diye söylüyorum. Gurur verici bir şey. Çok duygusal boyutu var, onu söylemek isterim. Böyle bir kentte 3 dönemlik bir görev yetkilendirilmem. Kazanma diye bakmıyorum ben. Seçimleri ben kazanma kelimesini hiç sevmiyorum. Evet. Kazanmak, maç yaparsınız kazanırsınız veya bir iş yaparsınız kazanırsınız. Bu belirli bir süre görevlendirme bu. Ben öyle bakıyorum. Yetkilendirdi vatandaş bizi. Üçüncü kez yetkilendirdi ve abi dedi. Ama bu o kadar büyük bir sorumluluk ki abini bil derler adama bir de. Yani siz kalkıp burada hiç kimseye farklı muamele yapamazsınız. Evet. Herkese eşit olmanız lazım, hizmet etmeniz lazım. İnsan odaklı bir yönetim anlayışınız olması lazım. Farklı değerlendiremezsiniz. Şunu açık söylemek istedim ki İstanbul'da zaman zaman bazı yerlerden kulağıma geliyor ve üzülüyorum. Efendim filan yerde AK Partili belediye olmadığı için cezanım asla. Bugün bakın bizim Silivri'ye yaptığımız yatırım 1.3 katrilyon milyar. Evet. Sadece Silivri'ye. Yani öyle olsaydı adalara doğalgaz götürmezdik, bilmem neye ne yapmazdık değil. Biz insan varsa, orada bir hizmet bekleniyorsa biz onu yapmak zorundayız. Biz insanları mutlu etmek için varız. Böyle bir anlaşma. Abiliğimizi biliyoruz. Büyük bir sorumluluk. Ve tabii ki son sözlere de gelmek istersek evet, onu tamam, da söyleyeyim. Tekrarlamış olacağım. Seçim Türkiye'nin kaderinin masaya yatırıldığı bir seçimdir. Türkiye'nin kaderinin çok önemli. Bir kere hangi siyasi görüşte olunursa olunsun mutlaka sandığa gidilsin. Muhalefetse yarın partisini eleştirir. Eleştirme hakkı için. Ben muhalefet parti, muhalefet yapamadınız demek için. İktidarsa mutlaka. Yarın ben oy verdim. Ben bir daha oy vermeyeceğim demek için. Bir kere demokratik hak kutsal. Birileri farklı bir manipülasyonlarla maalesef onu da görmek üzere söylüyorum. Kullanmaya gitmeyin gibi bir takım şeyler de dolaştırmaya başladılar. Bilmem ne yerine geçer falan. Asla. Yani bu kadar net. Katılım olması lazım. Evet. Girsinler, oylarını kullansınlar, demokratik haklarını kullansınlar. Bu bir sorumluluktur. Hem demokratik bir sorumluluk, hem vicdani ve insani bir sorumluluk. Bir sorumluluktur bu yani. Evet. Oy kullanmak bir sorumluluk. Ve
aynı zamanda bir yetki verilmişse sana, bunda ciddi bir sorumluluktur. İnanç yönünden de bunu söylemek istiyorum. Evet. Sorumluluktur. Size amirlerinizi veya yöneticilerini seçecek yetki verecekseniz bu sorumluluğunuzu yerine getirmeniz lazım. Peki. Bu bir vebaldir, mesuliyettir. Bunu bu kadar net söylüyorum. Bunu yapılmasını isterim. İki, bütün partileri masaya yatırsınlar. Lütfen. Kararını baksınlar. Bu parti ne söyledi? Bu parti ne söylüyor? Bu parti neler yaptı? Geçmişte neler yapabilir? Güveniyor muyum? Bu parti neler yaptı, neler yapabilir? Bu partiye ben neleri emanet edebilirim? Buna neleri emanet edebilirim? Bu partilere ne kadar güveniyorum? Demek. İdeolojik olmaması lazım. Ülke menfaatleri, âli menfaatleri her şeyin önünde. Bağnaz bir siyaset değil. Gerçekçi bir anlayışla. Ya bismillah deyip herkes kalkıp sandığa gitsinler. Ve desinler ki bu 5 yıl, 4 yıl için ben ülkemi yönetecek, ülkemin kaynaklarını teslim edeceğim kadroları, yönetimi belirliyorum diye oy versinler derim. İnşallah ülkemize, İstanbul'umuza, insanlığa hayırlı olur. İnşallah. Güçlü bir yönetim, sağlıklı bir yönetim, istikrarlı bir yönetim oluşur ve sıkıntılar yaşamayız. Evet, çok teşekkür ediyorum. Tamam. Size kolaylıklar diliyorum. Herkese de sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Bir abi olarak mutluluklar diliyorum. Çok herkesin yüzünün gülmesini istiyorum. Mutlu olmasını istiyorum. Evet, ve şunu da samimi olarak söyleyeyim. Bütün niyazlarımda İstanbullulara özelde ve bütün yurttaşlarımıza ve bütün insanda hep dualarımızı hiç eksik etmiyoruz. Orada biz zaten hep buluşuyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. Bu tarzda da bir patlama olursa yakında şaşmamak lazım. Çok yakışmış gerçekten. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet, Sayın Kadir Topbaş'ı ağırladık bugün. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Son yayınımız oldu seçim öncesi. Biz de aynı dileklere katılıyoruz. Barış, huzur içerisinde bir seçim süreci olur. Adil bir şekilde bu seçimler sonuçlanır diye temenni ediyoruz. Bizi izlediğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek ümidiyle seçimden sonraki programlarda. İyi geceler, hoşça kalın.